E-zayıflama. Bizim aslında tek bir beslenme şeklimiz yok, tek bir doğrumuz yok. Herkesin doğrusu farklı. Herkesin çünkü yaşama düzeni farklı, hayatı farklı, sevdiği şeyler farklı, günü kullandığı saatler farklı. O yüzden de tek olarak hani 3 ana öğün, 3 ara öğün olacak diye bir şey söyleyemiyoruz. Her gelen danışanımda ben farklı bir sistem oluşturuyorum. Bazısı 3 ana öğünle yetinebiliyorken günü kullandığı saatlerde, bazısına 6-7 tane toplam öğün koymak zorunda kalabiliyoruz. Bu kişinin beslenme derecesiyle alakalı bir şey. Bazısı daha çabuk acıkıyor, bazısı daha geç acıkıyor. Ama genel anlamda 3 saatten daha fazla aç bırakmama veya 1 saatten daha sık yemek yedirmeme şeklinde bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. Yani 3 ana öğünümüz net olsun diyoruz. Ama dediğim gibi günü kullanma saatleri bu konuda çok önemli. Vardiyalı çalışanlarla bazen 3 ana öğünü tutturamayabiliyoruz çünkü. 2 ana öğün olduğu da olabiliyor. Mesela Ramazan'da beslenme yazdığımız zaman ne yapıyoruz? 2 ana öğünümüz, 1 ara öğünümüz oluyor. Burada yanlış bir beslenme düzeni mi var? Hayır, yok. Burada o zamanı olması gereken en uygun doğru beslenme bu şekilde olduğu için böyle. O yüzden de doğru beslenmede net kurallar hiçbir zaman yoktur. Çünkü herkesin vücudu farklıdır. Herkesin günü kullandığı saatleri farklıdır. E-zayıflama.